Nerede Seyfi? Ancak ağır taşıyor. İyi, fazla yorulmasın, malum ya, damattır. Güzel şeydir şu evlilik, yuva kurmak ve selam. Darısı başıma! Hele bir de sevdiğine kavuşursa insan bayram yapar ha! Hadi, darısı Sabahattin'in başına! İnşallah, ama önce bir işe başlaması lazım. Yeter be abicim, bizi de kahretme! Boş ver, sil çıkar aklından! Senin gibi delikanlıya kız mı yok? Amasya'nın bardağı, biri olmasa biri daha! Ulan ne kızmış şu Ayşe be! Hele biraz daha zaman geçsin! 1-2 ay sonra unutacaksın hayırlısıyla! İmkansız! Ölsem unutamam Ayşe'yi! Meğer... sevmemiş, oynamış benimle! Beni yakıp tutuşturmuş... kendisi... gülüp geçmiş! Abim de bir şey anlayacak, üzülecek diye ayrı bir ders çekiyorum. Adam kadının yanına yaklaşmış! Verdim kararımı, gideceğim buralardan. Anlamadım, nasıl gidersin? Yapma abiciğim! Afiyet olsun! Afiyet olsun! Şu en bahtiyar gecende sesinden mahrum etme bizleri, gönlümüzce bir şarkı patlat! Hay hay, ne demek? Bilemesin ki, bilemesin ki, gönlümde bir kavga var, göremesin ki, göremesin ki, bilemesin ki. Aşk kolay değil, aşk kolay değil, benim sevdiğim kadar sevmesin ki, sevmesin ki, sevemesin ki. Sen benim şu gözlerimi her zaman yaşlı bıraktın. Aşkıma kul oldum isem, sanma aşkı sen yarattın. Bir ses terk etti yor seni, terk edemem ki. Sen bende ben gibisin, git diyemem ki, git diyemem ki. Hem yakınsın hem uzaksın, hem gerçeksin hem rüyasın. Izdırabın zevki sende, sen hayatsın, sen hayatsın. Bir ölmek kaldı, bir ölmek kaldı, uğrunda tek yapmadım, bir ölmek kaldı. İstersen öldür, daha ne kaldı? Dünya bir dert tanesi ise ben çilemi doldum. mutluluğu ararken seni bulmuşum, seni bulmuşum. Hem yakınsın hem uzaksın, hem gerçeksin hem rüyasın. Izdırabın zevki sende, sen hayatsın, sen hayatsın. Der zıkkımlanacak. Son defa mı içiyordun mübarek herif? Uş, Ay. Kalkın bakalım. Tembel herifler. Şşt, aç gözlerini. Bütün gün ayakta uyuyacaksın nasıl olsa. Uyan dedim, yeter miskinliğiniz. Bedava adam beslemekten bıktım. Bugün ikinizle de konuşacağım. Uyandım ve de emrindeyim. Sabahattin nerede? Kalkmış demek. Ayak yolundadır, yıkanıyordur. Fevkara. Bir müddet için buralardan gitmem lazım abi. Dönmesem bile bağışla beni. Kızma, gücenme, nankör deme bana. Niçin gittiğimi de sorma. Sebebi sana ters gelebilir. Bana bugüne kadar yapmış olduğum babalığa ve bütün iyiliklere... Nereye gitti bu herif? Niçin gitti? Kim gitti? Sabahattin! İşte mektubu! Gitti demek... Bunu yapabildi demek... Söylediği zaman... inanmamıştım. Demek söylemişti. Biliyordun! Vazgeç... Alsan... Gitmesen... Hakkını helal eyle. Helal olsun. Her zaman için arkadaşınım. Bir emrin isteğin olursa mutlaka bildir. Böyle olmamalıydı. Yazık. Belki dediğiniz olur. Unuturum. Belki dönerim bir gün. İnşallah. Ben gibi gariban bir arkadaşını bıraktı ya, yazıklar olsun! Yanına alsa, ta Fizan'a kadar aç susuz giderdi... Kes sesini! Onu bulunca yapacağımı bilirim. Bu eve bir daha giremez. Sen de çek arabanı! Durma! Nereye çekeyim? Hangi cehenneme istersen! Bir zamanlar benim sevgilimdin, yanımdayken bile hasretimdin. Şimdi başka bir aşk buldum, mutluluk senin olsun. Dertler benim... Hep o kız sebep bunlara! O kız yüzünden kahretti! Hepimizin de... hayatı kaydı. Hangi kız? Ayşe. Hangi Ayşe? Sami Bey diye birinin kızıymış. Bir defacık gördüydüm, o da uzaktan. Sabahattin deli deryala aşıktı kıza. Kızdan bir mektup geldi mi... bir hafta bayram ederdi asker ocağında. Sonra... tak diye kesildi mektuplar. Sabahattin'in yazdıkları da... geri döndü, Sebebi bu demek. Bu elbet. Sabahattin tezkere aldığı sıralar 2.80 perişandı. Sonra da ben teris olup yanına gelince baktım ki daha beter. Dört beş ay önce taşınıp gittiler buradan. Neler olmuş meğer. Dünyadan haberim yokmuş. Gitme, kal. Kal da beraber arayalım şu herifi. Buyur abla! Hüseyin abi yok mu? Düğün vardı dün gece, uyanamamış olacak. Sabahattin'i nerede bulurum? O da evde midir acaba? Bilemem. Ama bu saatte evde durmaz. Kahvededir belki. Demek sabahları erken erken ortadan kaybolmasının sebebi buymuş. Bütün muameleyi bitirmiş, sırası da gelmiş. Şimdi Almanya yolundadır. Hiçbirimize çaktırmadı, aşk olsun! Otobüs kalkmamıştır belki, yetişemezsem Hüseyin abi yıkılır. Sabahattin de diyarı gurbette ufalanır. Baş edemez gönül derdiyle. Dönmez geriye! İkisinin de az ekmeğini yemedim. Az iyiliğini görmedim. Hüseyin abimi alıp koşacağım. Benden ağlayıp yalvarması, Hüseyin abimden tokadı patlatması. Gerisini Sabahattin bilir artık. Biz de gelelim. Ayşe? Ayşe değil mi? O, aynen kendisi. Hoş geldin ablacığım ve de bir yere gidemezsin. Ben Ethem'im. Sabahattin'in askerlik arkadaşı. Biraz yoksulluk, birçok da hastalık yüzünden geç gitmiştim mecburen. Nerede Sabahattin? Gitti sayende. Nereye? Semtini, evini, hepimizi terk edip Almanya yollarına düştü. Kara sevdası yüzünden. Sensiz duramadı buralarda. Ne zaman gitti? Az önce. Durmayalım, koşalım! Doğru mu söylüyorsun abla? Durma, yetişiriz belki! Madem dönüp gelecektin, dün gelsen olmaz mıydı be abla? Üzülme, burada yakalayamadık mı Münih'te buluruz. Almanya ne kadarcık yol. Ayşe. Sabahattin'im! Ne zaman döneceğim belli olmaz. Akşam baktın ki gelmedim, dükkanı kapatır gidersin. Olur usta. Affet abi. Seni boş yere üzdüm. Gitmedin mi, vaz mı geçtin? O mektubu okumamış ol. Bir yere gidecek diye. Hele bundan sonra kovsalar gitmem. Nasıl oldu bu iş? Sonra anlatırım. Cümlemize geçmiş olsun. Seni bu kadar sevdiğimi bilmiyordum. Geçici bir şey sanıyordum. Bitmesini istemiştim. Onun için mektup yazmadım. Meğer canımdan çok seviyormuşum seni. Çok acı çektirdim sana. Sabahki perişan halini unutamayacağım. Babamın işleri çok bozuldu. Kendi katımıza dönmeye mecbur olduk. Hı? Dönmesek bile seni arayıp bulacaktım. Tövbe Sabahattin! Bir daha ayrılmayacağım senden! Ayrılmayacağız! Sanki ağır hastaydım. Çok ateşim vardı. Baygın gibi uyukluyordum. Rüyada gibi. Birçok şeyi yarım yarım hatırlıyorum ancak. Ne tarafa baksam seni görüyorum. Tam zamanında döndü. Allah kavuşmamızı istedi. Ne olur konuşma artık. Kaç günde bir görüşeceğiz siz gidince? Nereye? Yazla. Babamın işleri öyle bozuk ki... Arabasını bile sattı. Yenisini alacağım diye, alamadı. Bu yaz yazlığa da gidemeyeceğiz. Affedersin. Fakat çok sevindim. Niçin cep saati? Her zaman takmam. Bugünün şerefine sandıktan çıkardım. Babamındı. Rahmetliden kaldı bana. Çok hevesliydim takmaya. Rahmetli kulağıma tutar, cıkcıklarını dinletirdi. Öldükten sonra Hüseyin abim bana verdi. Sen daha iyi bilirsin kadri kıymetini dedi. Anamı hiç tanımadığım için babamı iki misli severdim. Bu çiçek de saat kadar kıymetli. İzinli gelmiştim. Mühürdar'a gitmiştik. O gün koparmıştım. Bana çektirdiklerinin bir faydası oldu. Ne? Abimden çekiniyor, açılamıyordum. O da sevmez böyle şeyleri sormayı. Yediremez kendine. Şimdi seni nasıl sevdiğimi biliyor. Çalışmaya da başlayacağım hemen. Ne iş yapacaksın? En eski mesleğimi. Devamlı tek bir iş yapacağım. Yapmaya da mecburum. Hı hı. Ethem'le çalışacağız. Dünyanın en iyi, en arkadaş garibanıdır. Biliyorum. Hayırlı olsun. Amin. Bu akşam Hüsam amcayı bulup hemen konuşacağım. Kırılıp dökülüyordu her ikisi de. Ah Megasfaz! Ne sevda, ne muhabbet! Burnumun dibinden geçmekle beni görmemişler ise... Ağlayınız nasıl meftundurlar? Oradan nereye gittiler? Dondurmacıya! Kağıt helvalı dondurmaya atmışlardır kendilerini! Hararetten! Onlara da bizlere de afiyet olsun! Sen görmüş olmasaydın inanmazdım, helal olsun Sabahattin'e! İyi yürütmüş Ayşe'yi! Hayret be! Fark etmedik bugüne kadar! Efkarının, mateminin esbabını da öğrenmiş isek... ...bugünden sonra Sabahattin gibi keyfimiz gıcırıdır. Sabahattin de layıktır, neme lazım? O bir şarkı söylesin, ben bir hafta ağlayayım. Ah, ben de! En çok bakışına hayranımdır herifin. Hiç kötülük, kalleşlik, namussuzluk, iftira falan yokmuş gibi bakar şu yeryüzüne. Selam! Afiyet olsun. Oo, buyur beyim, buyur bakalım. Birdenbire havan değişti. Paçanda jilet gibi bakıyorum. Yoksa bayram mıydı bugün? Allah versin, gözümüz yok. Dondurmanın tadı nasıldı, tadı? Ha? Şükür bugünlere abiciğim. Buyur otur. Ayşe'yle görmüş bu oz. Makaraya alınmaktasın, idare et. Bu akşam Sabahattin Deniz. Burhan, donat sofrayı. Tamam. Ayşe'yle buluşunca semtten değil, şehirden gitsen nafile. Benim orada enselenseydin birer meyveli gazozla kurtulurdun. Şimdi aç bakalım kesenin ağzını. Burhan oğlum, buyur. Bizim masayı da donat bir daha. Geliyorum şimdi. Arsa için konuşacaktım Hüsam amca. Ha. Bu yaz kiralamak istiyorum. Sabahattin! Buyur abi. Neredesin? Yemeğin için gelmedin. Burhan abinin oradaydım. Hüsam amcayla konuştum. Arsayı kiralıyor, sağ olsun. Ciddi ciddi çalışacaksın, öyle mi? Evet abi. Ethem de yardım edecek bana. Yer içer yatar uyur o herif. İcab etti mi çalışkandır. Üstelik mecburuz da. Kimsiz kimsesiz. İkimize sarılmış. Çıkıp yattı mı? Benim şu yeni halime çok sevindi. Sarhoşladı, ağladı falan. Biraz daha kalmak istedi meyhanede. Kaç para vereceğiz arsaya? Pazarlık etmedi Hüsam amca. Parasını da sonra alacak. O arsa... Ayşelerin tam karşısında değil mi? Tesadüfen. Tam karşısında. Ne var senin? Ne var? Hiç babacığım. Neşenden, şarkından geçilmiyor. Fena mı? Ha, fena olur mu? Bu Bu yazımız pek tatlı geçmeyecek ama... senin hiçbir şeyden mahrum kalmanı istemiyorum. Gezdir her şeyi. Denize götür. Her gün götür. Eğlensin. Tabii, götürmez miyim? Hiçbir yeri istemem. Çok memnunum hayatımdan. Vallahi! Gemilerde talim var, Bahriyeli yarim var. O da gitti gelmedi, ne talihsiz başım var. Anya'da Recep'im, sarı lira vereceğim. Almazsa karakola gideceğim. Gemi gelir yanaşır, içi dolu çalmaşır. Ne demek bu? Ceylan-ı Bahri. Hı? Deniz ceylanı demek. Vay anam vay, bu ne biçim tramvay? Ya bunun marifeti neymiş? Ayrı bir süs yapacak. Fener gibi yanacak. Hadi rast gelsin. Sağ olun. Çiçek, çiçek! Sayende başlıyoruz abi, abilerin abisi. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Siftah benden, bereketi Allah'tan. Tat bakalım şuradan üç kavunla üç karpuz. Ha berekat! Ne oluyor? Karpuz sergisi açıldı. Bütün semt burada. Kunduracı Hüseyin, kardeşini açmış. İyi adamdır, baba adamdır. Sabahattin de uslu, efendi çocuktur. İnşallah yürütür bu işi. Herkes met ediyor senin gibi. Abisini de, kardeşini de övüyor. Kan kırmızı olsun. Tamam. Hayırlı geceler. Güle güle. Kesmece değilse para verme orumdur. Anladın? Hey! Elini mi kestin baba? Asıl iş bundan sonradır demiş isem bundan sonradır. Duam odur ki sırayla rast gelsin Sabahattin'in işleri. Amin. Hadi bakalım. Sergide yer içer, yatar kalkar bundan sonra. Sabahattin'i bıçakla sökemezler oralardan. Neden? Boş ver be abicim. Bilmezden geliyorsan canın sağ olsun. Of of, gezdim dikenli aşk yollarında. Buyur abi. Bu saate kadar kavun karpuz mu sattın? Ayrılamadım sergiden. Ethem gibi orada yatacaktım az daha. Dikkatli ol Sabahattin! Yanılma sakın! Ne oldu? Niçin yanılayım? Sorup durma! İyi dinle dediğimi, iyi düşün! Çok! Ama çok üzülürüz sonra! Hoş geldin Ayşe! Kaç gündür çok özledim seni! Hele dün gece az daha sergiye geliyordum. Ben de az daha kavun karpuz yolluyordum size. Yollasaydın. Hı? Buyur, otur. Babam seni seviyor. Dün gece met etti. Abini de övdü. Ha? Anlat. Nereden açıldı lafımız? Pencereden seyrediyordum. Alkış seslerini duyunca önce annem sordu. Sonra da babam konuştu. Ya, işimiz kolaylaşacak öyleyse. Tabii kolay olacak. Benim bildiğim kelimeler yetmiyor. Neye yetmiyor? Seni nasıl sevdiğimi anlatmaya. Sergi hediyesi. Bir de nazar boncuğu aldım. Afiyet bal şeker olsun, bereket versin, 2 onluk alıver! Hayırlı işler! Teşekkürler! Cüzdanında pek aynalı, pek fiyakalı. Elbet... Ayşe'min hediyesi. Nereye? Bahçe Sineması'na. Tek başına mı? İlk defa mı gidiyorum babacığım? Filmin iftihar vesilesi, Kuma. Kuma'yı sizlere, her kaliteli filmde imzası bulunan güçlü yönetmen adı. Asıl film tabiatıyla dışarıdadır. Fatma Girik. Rast gelsin demek deyimdir. Dışında bir sanatçı. Son yılların şöhreti... Dünya ne güzelmiş. Seninle olunca... Kolay gelsin, hayırlı olsun! Hoş geldiniz, sağ olun! Nasıl gidiyor? Çok iyi, sayenizde daha da iyi olacak. Bize birkaç kavunla karpuz bırakın lütfen. Hay hay! Güle güle, şeref verdiniz. Ben gidersem tuhaf olur. Sen götüreceksin bir zahmet. Ne demek? Dünden hazırım. Sevabı vardır bu işin. Zahmet oldu sana. İnşallah her gün böyle zahmet ederim. Sizleri böyle görünce ne gamım kalır ne kederim. Kavunlar kelekmiş biraz, abimiz göndermedi. Çok selam Sabahattin'e. Baş üstüne. Mutfağa bırak onları, hemen giy. Bir yere mi gideceğiz? Seraplara, Suadiye'ye. Ben gitmesem olmaz mı? Olmaz. Serap'ı kaç yıldır görmedim. Kocası Necdet Bey de babanın yakın dostudur. İzmir'deydiler. Yeni yerleşmişler İstanbul'a. Anne, ne olur ben gelmeyeyim. Senin için de güzel bir gezinti olacak. Fazla oturmayacağız, merak etme. İlk defa alıcı gözüyle baktım abiciğim. Daha doğrusu görücü gözüyle baktım. Böyle bir kız, tombala torbasının dibinden çıkar ancak. Genç, tahsilli, zengin ve de güzel. Ve de alçak gönüllü. Neredeyse kahve ikram edecekti bana. Abiciğim bak. Çok seveceksin Serap teyzeyi. Sen hiç tanımadın. Çok küçüktün o sıralar. Aa! Bu Atilla! Ne kadar büyümüşsün! Aslan gibi olmuşsun! Ben Mürvet teyzenim. O kadar sene geçti aradan tabii, nasıl hatırlayacaksın? Annem bir misafirden bahsediyordu. Siz olacaksınız herhalde. Evet, kızım Ayşe. Memnun oldum. Merhaba. Çok sevindim seni gördüğüme. Bayıldım kızına. Harika bir şey. Bonbon gibi. Bilmem, ben çok beğenirim ama annesiyim tabii. Yo cicikom, gerçekten güzel. Değil mi Atilla? Niçin döndün? Nihat telefon edecekti. Dragon tipi bir kotra varmış. Göreceğim. Tutarsam alırım belki. Çok seviyor yüzmeyi. Tekne kullanmayı, araba kullanmayı. Yarışlara, rallilere giriyor. Derece bile aldı. Sormadılar sana. Denizi Ayşe de çok sever. Babasının işleri çok bu ara. Yazlık yapamadık ama Ayşe kulüpte aza, adada aza, sık sık gidiyor ya. Bekleyemem, ben telefon edeyim Nihat'a. Pek okumadı. Sevmedi Zürih'i, sonra da Londra'yı. Şimdi babasına yardım ediyor fabrikada. Tabii yaz olduğu için tatilde. Kotra'yı başka gün göreceğim. Kulüpte bekliyorlar. Sen de gel. Hadi kalk. Tekneyle gezeriz, yüzeriz, yemek yer döneriz. Teşekkür ederim. Niçin gitmiyorsun? Canım istemiyor. Neden? Gelmişken yüz eğlen biraz. Atilla yabancın değil ki. Sağ olun, istemiyorum. Geç kalmayız. Akşama kadar patlarsın burada. Niçin patlayayım? Aşk olsun Ayşe! Hiç böyle değildin sen, hadi! Mayo, havlu yok yanımda! Benim hiç kullanılmamış mayolarım var! Côte d'Azur'dan almıştım, gel hayatım, istediğini seç! Hadi gel! Gel! Bak, Denizde hoşlanmam böyle şakalardan. Şakalardan? Doğrusu harika bir kız. Hiç cıvıklığı yok. Petek çok bozulacak, ne diyeceksin? Kim ipler peteği? Geç otur. Geç bile kaldım. Saat 3'e geliyor. Otur, uzatma. Oturmam bir tarafa, bu konuşmanızı anlayamadım. Hiç tanışmıyoruz, biliyor musunuz? Çok güzel bir gündü. Teşekkür ederim. Geciktiler. Misafirliğe gitti. Hem de annesiyle. Anlamadım merakını. Bir Belçika firmasının da teklifi var. Yeni bir fabrika kurmak için. Bu hafta Paris'e, oradan da Brüksel'e uçacağım. Tekstil sanayine de el atmak istiyorum. Senede 1-2 milyon da oradan gelse fena mı olur Sami'ciğim, ne dersin? Fena olur mu hiç? Boraks ve tütünde de çok para varmış. Kalkalım mı? Oo, babanla yeni buluştuk da, yıllar sonra, otur bakalım! Dünya gözlerinde ağlıyor gibi, her damla aşkımızı bağlıyor gibi. Dünya gözlerinde ağlıyor gibi, her damla aşkımıza bir dua gibi. Kaderim bile seni benden çok sevdi, sevdim. Derdinde mutluluk var mı? Aşk seni bana verdi. Yarınlar bak ufukta, aşkımıza gel gel diyor. Kucak açmış hep ümitler, bizi bekliyor. Izdırabım, gönlüm oldu mutluluğu. Bir dünya ki benim dünyam, aşk dolu, senle dolu. Sensiz ölecektim, inan kahrımdan. Bir söz bekle dedim, çok uzaklardan. Sensiz ölecektim, inan kahrımdan. Bir söz bekle dedim, çok uzaklardan. Beklemek çok hüzünlü, sessiz bir şarkı gibi. Çek derdim, ızdırabı, aşkıma hep yıllardan. Sen hep o sevgilisin, sen hep o beklensin. Sen benim dertlerimin en güzelisin. Bitti artık ıstırabım, gönlüm buldu mutluluğu. Bir dünya kim, benim dünyam aşk dolu, senle dolu. Of, yaktın gene. İhya ettin. Yarasın Sabahattin, sağ ol, var ol. Sizler de sağ olun. Ömrün artsın be Sabahattin. Allah sesine zeval vermesin. Söyle bakalım, nikah, düğün ne zaman? Dur hele, yakındır. Abimle konuşayım diyorum. Fakat evhamlı biraz. Bu meselede kuruntu ediyor. Ayşe'nin ve ailesinin bana hattı harekatını öğrense, daha bu sabah kavun karpuz verdiğimizi bilse, içi rahat ederdi. Şu benim kadeyi getir. Tahsin! Buyur usta. Oraya bak! Baktım abicim! Yazın buldum kolayını. Sergi işi, tatlı iş. Allah bereket versin. Kışın da balığa çıkarım Seyfi'yle. Geceleri de lakarda satarım. Meraklı işi bir cemakken yaptırırım. Kırmızı soğanla, limonla süslerim. İki de renkli ampul taktım mı, Allah dokunmayın fiyakama. Ayıp ettin. Gündüz balık, gece lakarda, günde en az 150 kağıdın var. Ben de yanındayım tabiatıyla. Çok teşekkür ederiz. Bize de bekleriz. Gecenin bu saatinde zahmetlere soktuk seni, iyi geceler. Süklüm püklüm bir adamdı. Buyurun beyefendiciğim, emredersiniz efendim. Necdet beyefendi olmuş! Ya Serap'ın havası, yürümesi... konuşması... Ha mersi canım, ne güzel şeysin cicim! Eve de bayıldım! Her taraf para, para diye bağırıyordu! Şimdi de siz bağırıyorsunuz, para, para diye! Tabii, paradan başka ne var yeryüzünde? İyi geceler! Hah, senin yaşında bir insanın ne paradan, ne dünyadan haberi olmaz! Hadi Allah rahatlık versin! Bir daha gitsek, konuşsak, Necdet belki yardım eder sana! Geceden beri aynı şeyi düşünüyorum. Dönmüşler. Ben de gidip yatayım artık. İyi geceler abiciğim. Niçin gelmiyorsun? Acıkmadın mı? Bugün bir tuhafsın nedense. Ne düşünüyorsun? Ayşe, sana sordum. Beni bir an önce istet. Gönder kimi göndereceksen babama. Bir şey mi oldu? Bir tatsızlık mı? Yo. Babamla annem biraz şaşırttılar beni. Neden? Paradan çok bahsettiler dün. Rahatım kaçtı azıcık. Ne sebeple bahsettiler paradan? Açıkça anlatacak bir şey yok. Olsa söylemez miyim? Ama bir an önce bitsin bu iş. Evlenelim Sabahattin! Hemen! Biz de dün gece bunu konuştuk. Başka bir isteğim yok zaten bu dünyada. Nerede kuşlarımız? Pek dalgınsın. O kızı mı düşünüyorsun yoksa? Dün bir kız varmış yanında. İnkar etme. Senden mi saklayacağım lan? Vardı tabii. Aklım da onda. Çok özlemişim dükkanı. Her zaman severdim zaten. Kolay mı? Bütün çocukluğum burada geçti. Güzel meslektir ama ben beceremedim. Anlat derdini. Ne istiyorsun? Yardımını. Kararımız, kavlimiz tamamdı zaten. Fakat Ayşe bir an önce olsun istemekte. Yarın bir zahmet evine gidip isteyeceksin Ayşe'yi. Biraz bekleyelim, durum vaziyetini iskandil edelim. Taşa vurmayalım. Bir aksilik olacak olsa gönderir miyim seni? Bu gece bile gitsen tamamdır. Evde annesi var, Ayşe var. Laf uzar. Yazıhanesine giderim babasının. Kendi mabeynimizde daha rahat konuşuruz. Tam seninle konuşacaktım anne. Efendim? Yarın akşam Altın Raket'te balo var. Biz daha erken buluşur bir yerde yemek yeriz. Hı? Saat 8'de kulüpte ol. Ömrümde böyle davet görmedim. Gelmem için de hiçbir sebep yok. Çok sebep var. Çarpığım sana. Özür dilerim, gelemeyeceğim. Bir daha da aramayın beni. Gelmezsen ben evine gelirim. Zorla götürürüm seni. Toplumun bu tür sorunlarını çözebilmek için her şeyden önce aile-ev ilişkilerine yeni bir bakış açısı getirmek gerekir. Kimmiş? Atilla dediğiniz adam. Ne istiyormuş? Şımarık budala. Ne sanıyor kendini? Yemeği kulüpte yiyeceğim. Petek'le baş başa mı, yoksa yeni bir kızla mı? Gözüm Ayşe'den başka kimseyi görmüyor. Bu devirde böyle ürkek, yabani biri olamaz. İnadı, hırçınlığı daha çok etkiliyor beni. Bizim Mürvet'in kızı Ayşe'den bahsediyorsun değil mi? Hı. Bir müddet beraber olabilmek için evlenmekten bile çekinmem. Sahi mi söylüyorsun? Gerçekten evlenir misin? Tabii evlenirim. Ne fark eder bir erkek için? Gönderdim abimi. Şu dakika babanın karşısında. Ah, çok şükür. Allah'ın emri ve de peygamberin kavliyle diye hemen başlamıştır söze. Babam ne kadar şaşırmıştır kim bilir. Aa. Bir kutuda şekerlemeyle karışık lokum yaptırdı giderken. Hiç lüzum yoktu. Aa, usul erken böyleymiş. Henüz açıkça gören olmasın bizi. Müjdeyi alır almaz kapındayım. 2 aylık bir temdit rica edin. Yeni bir senet verelim. Faizini de ilave edelim. Hay hay! Hayırlı günler! Hayrola Hüseyin bey, buyur! Teşekkür ederim. Bir kahve? İçmeyeyim, sağ olun. Vaktim yok. Söyle ne istiyorsan. Semtimizin en eski, köklü ve de kıymetli bir beyisiniz. Böyle olaraktan kızınız, bizlerin de kızı ve hemşiresi sayılır. Kendisini açıkça... Sabahattin'i de tanırsınız, kardeşim olduğu için değil, fakat hakikaten temiz süt emmiş, namuslu bir çocuktur. Nedir istediğin? Ayşe'nin gelinim olması. Ayşe'yi Allah'ın emri ve de peygamberin kavliyle Sabahattin'e istiyorum. Olacak iş mi bu? Bana hiç gelmemiş, açmamış ol. Bozuşmayalım! Senden, senin gibilerden hiç hoşlanmıyorum. Düşünmekten. Bir daha arama. Arasan da yokum, evleniyorum. Kimle? Durma, uyduruver. Bugün babamdan... İsteyecekler beni. Seninle evleneceklerse babandan niçin istiyorlar? Hı? Vazgeçmem senden, bırak bu uydurmaları! Ondan gizli geldim, bu kadarını söylemeye. Bela açma başıma. Sonra pişman olursun, rezil olursun. Bayağı merak ettim şu herifi. Senden de, senin baba parandan da üstün, güçlü bir adam. Ya, öyle mi? Evet. Karpuzcu Sabahattin. Bereket versin ablalar. Gecikti Hüseyin abi. Ters bir şey olamaz, neredeyse gelir. Sabahtan gittiydi. Beraberce öğle yemeğine çıktılarsa... bilemem. Yaşı henüz küçükmüş Ayşe'nin. Mekteplerde okuyacakmış. Kat'i surette olamazmış. Dur bakalım, kahrolma hemen. İleride bir daha deneriz talihimizi. Bir daha ister alırız. Ayşe kaçmıyor ya! Bizimkine bir şeyler söylemiş Atilla, Ayşe için. Doğrusunu istersen, istediğim gibi yetiştiremedim Atilla'yı. Okumadı. Çalışmayı da sevmiyor. İşi gücü haytalık. Pek met edemem. Ayşe'ye yazık olsun istemem. Ama Atilla'nın ağzından ilk defa... evlilik gibi ciddi sözler çıkıyor. Belki de akıllanır durulur. Sen bilirsin Sami. Teşekkür ederim. Bereket versin. Gene buyurun. Kaç para vereceğim oğlum? Bir onluk yeter. Boş ver! Kız seni seviyor ya! Kayınpedere ki takse! Alt tarafı hikaye! Mezeler hazırla bana! Birkaç kadeh içeceğim. Sıcaklar iyice bastı. Gidelim. 10-15 gün Kuşadası'na. Marmaris'e kadar inelim. Seni de, Ayşe'yi de eve kapamaya hakkım yok. Aylar sonra ilk defa yüzünün güldüğünü görüyorum. Necdet yazıhaneme geldi bugün. Ya, Birkaç 100.000 liralık kredi verecek. Faizsiz hem de. Borçlandığım senetleri de ödeyecek. Oh, kurtulduk! Değil mi Sami? Durumum eskisinden de sağlam olacak. Hüseyin abi gelmedi mi? Konuşmadınız mı? Nereden biliyordun geleceğini? Geldi. Seni istedi, çulsuz kardeşine. Kovdum. Evet, oğlu Atilla'ya istedi. Verdim. İstemem. Ölsem evlenmem o herifle. Evlenme de göreyim. Ne oluyor? O karpuzcu parçasıyla oynaşıyordun demek. Yazıklar olsun sana! Onu seviyorum! Çok şımarttık seni! Sami! Öyle bir şeyi duymamış olayım! Niçin? Ne eksiği, ne günahı var Sabahattin'in! O itin adını bir daha anarsan parçalarım seni! Evleneceğim Sabahattin'le! Ne? O meteliksiz herifle evleneceksin! Her ne kadar baban kabul etmemişse de... ...üzülecek bir şey yok. Evelallah mutlaka kavuşacağız birbirimize. O itin adını bir daha anarsan parçalarım seni! Bak neler yapacağım o herife! Göreceksin! Aslı var mı tevatürün? Sami Bey vermemiş Ayşe'yi, öyle mi? Şimdilik öyle, evet. Çaresi bulunacak. Abim düşünmekte. Elbet razı edecek Sami Bey. İnşallah. Sabahattin! Buyurun! Utanmaz herif! Irz namus düşmanı! Kurt bile komşusunu yemez! Seninki alçaklık! Namussuzluktur! Ne oldu? Gencecik kızımın aklını çelmeye utanmıyor musun? Sende hiç mi Allah korkusu, hiç mi vicdan yok? Kardeşine biraz ahlak, biraz namus dersi vermen için çağırttım seni! Bu mahalle şimdiye kadar senin gibi rezil birini görmedi. İşe giderken aklımız karımızda, kızımızda mı kalacak? Bir gün sen de baba olacaksın. O zaman aklın başına gelecek. İçin yanacak. Ayşe'yle birbirimizi sevmiş olmamızın neresi namussuzluk? Bir daha kızımın peşinde görürsem, polise gider, mahkemelere veririm! Sürdürürüm bu semtten! Erkek olacaksın, merd olacaksın! Ayşe, onun gibilere, Abilik edeceksin! Puh! Ne var? Boşuna yalvarmışsın babana! Boşuna göndermişsin! Oo, sen misin? Babanın parası yetmeyecek bu işe! Ne yaparsan yap, Sabahattin'le evleneceğim! Baban kötü etti bu sabah. Sözü namustan aşıp can evimden vurdu beni. Zararı yok. Sabredeceğiz. Onun da rızasını alacağız. Vaktimiz yok. Babam evlendiriyor beni. Başkasına verecek hemen. Olamaz. Bir karar ver. Ne yapmak istiyorsan ben varım. Ne işin var burada? Affedersiniz, inadınız boşuna. Anlatmaya geldim. Hadi, çık dışarı! Dinlemeniz lazım, istikbalimiz ve... Ordut Bey, Mustafa! Siz benden daha iyi bilirsiniz elbet. Her şey iyilikle halledilmeli. Atın şu herifi dışarı! Hadi uzatma! Büyüklüğünüzü gösterin, sizin de rızanız olsun istedim. Polis! Polis çağırın! Dövmeye kalktı beni! Bayram tebrikleri geldi! Eşe dosta, hasrette sevgiliye tebrik! Resimler, kartpostallar geldi, tebrik! Bayram tebrikleri, bayram! Gürültüsüz ha! Kimseler toplanmasın başımıza. Tamam. Sabahattin'sin değil mi? Yo, hayır. Ne var, ne oluyor? Ulan ha? Korkak köpek! İnkar mı ediyorsun kendini? Bu salyangozun neresine tav olmuş Ayşe? Anlatır şimdi. Evde yoksun sandım. Seni merak ettim biraz. Babasına gittim. Dinlemedi. Kapıdan attırdı. Çok da bağırdı. Bütün gün düşündüm. Elimi çabuk tutmam lazım. Ayşe'yi biriyle evlendiriyormuş. Yalandır! Değil. Ayşe geldi sergiye. O söyledi. Ayşe olmazsa... olamayacak mı? Olamayacak. İstanbul'dan uzaklara gitmeli diye düşündüm. 2 ay önce yalnız başıma gidecektim. Kısmet Ayşe ileymiş şükür. Hemence nikah yapacağım. Sana danışmadan, iznini almadan yapamadım. Elbet! O kadarcık saygın da olmayacak mıydı? Sağ ol abi, var. Param var mı? Var, fazlasıyla. Ethem'e gidiyorum. Sergide yatacağım. Bu son gece. Etem! Sabahattin, sen misin diye sordular. Ayşe yüzünden giriştiler. Hepsi iyiydi, hoştu, bu kötü oldu. Ayıp oldu. Asıl namussuzluk buna derler. Yakıştıramadım. Bunu yapmayacaktı damadın. O yapmamıştır. Yapmaz böyle şey. Konuşma! Ağzını açma bari! Durmayalım, herkes bir ucundan tutsun şu işin! Üzülme Sabahattin! Gel yavrum, gir içeri. Ağlama. Hepsi geçer. Unutulur. Unutursun bir gün. babanın paraya çok ihtiyacı var biliyorsun. İflastan kurtuluyor. Beni satarak mı? Seni evlendirmek ikimizin de aklında yoktu. Atilla isteyince müthiş sevinmiştik. Yazık ki olamayacak. Böyle lıkla olamaz zaten. Konuşacağım babanla. Konuşmasan da olmayacak. Babamın isteği yetmeyecek. Atilla olamayacak ama Sabahattin'i de çıkar aklından. Serap'a gidiyorum hemen. Konuşsun kocasıyla. Sen Atilla ile evlenmiyorsun diye Necdet Bey babana yardım etmekten vazgeçmesin. İcap ederse yalvaracağım. Anlayışlı kadındır Serap. Şimdi hemen gideceğim. Hemen İhsan'ı bul, atlayın kamyonete, kavun karpuza gidin. Sergi senindir. Sabahattin, babam, kardeşim, abimsin. Hakkını helal eyle. Ne oluyorsunuz be? Gören de felaket var sanacak. Az şey mi Sabahattin abinin gitmesi? Temelli gitmiyor, Allah korusun. Bir aya kalmadan halledeceğiz. Dönecekler. İnşallah. Sağ ol. Hadi. Kahrından değil, sergiyi sana bıraktığı için keyfinden ağlıyorsun. Numara yapma! Ben mi? Efendim? Bekliyorum. Kararlı mısın hala? Geliyor musun? Vazgeçer miyim? Ben de hazırlanıyordum. Haydarpaşa tren istasyonunda bekliyorum. Gecikme. Konuşmamız gerekmiyor. Konuşacak hiçbir şey yok. Annenin yanında konuşacağız. Sonra da babanı çağıracağız. Bugün bitecek bu iş. Hem de benim istediğim gibi bitecek. Hiç kimse yok evde. Olsalar da fark etmez. Kararımdan kimse döndüremez beni. Demek kimse yok. Yalnızız. Pek telaşlıydın. Valizin de elinde. Bir delilik yapıyordun galiba. Hı? Tam zamanında gelmiş. Taksi! Bırak beni! Bırak! Bırak! Yalvarırım, bırak! Demiştim sana, Benimsin, benim olacaksın demiştim. Ben ağlayacağıma sen ağla. Sabahattin! 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 Hayrola, gitmediniz mi? Bekledim, gelmedi Ayşe! Meraktan ölüyorum, bir şeyler oluyor! Meskene tecavüzden başın derde girer! Dur, yapma! Ne bu halin? Kim dövdü? Babam mı? Üzülme. Hepsi bitiyor artık. Bitti bile. Bitti, evet! Bittik Sabahattin! Gelemem seninle! Beraber olamayız! Birleşemeyiz! Elimi bile tutma! Tutamazsın! Bizden güçlü çıktılar. Git! Utanıyorum! Bakma yüzüme! İntihar etmek istedim, canıma kıymak istedim, beceremedim! Yürekli değilmişim! İnşallah başına dert açmamıştır! Sabahattin! Dur! Nereye? Ne oldu? Bırak abi, dur! Ne oldu? Sana sordum! Ziyan etmiş o herif! Bitirmiş Ayşe'yi! Zorla! Dinle beni! Vuracaksın da ne olacak? Abi bırak beni! Bırak diyorum! O herif geberince Ayşe'nin namusu geri mi gelecek? Yalver, bırak! Bırak! O herifi öldürünce Ayşe'ye nikah mı yapabileceksin? Çekil! Sabrımı tüketme! Bir de sen gideceksin! Kim bilir kaç yıl yatacaksın! Faydası yok öldürmenin! Çekil! zamanıdır. Aşkımın şimdi sonbaharıdır. Bu yağmur, bu rüzgar, bu fırtına, gönlümün isyanı, feryadıdır. Ey sevgilim, ey kaderim, hey bu dünya ümitlerim, duyun beni, beni benden siz çaldınız, şimdi yalnız bıraktınız. Verin beni, verin beni. Ne ömürde neşe, ne gözümde yaş kaldı. Aşkın matemine sarın beni, sarın beni. Bu aşkın hikayesi böyle bitti. Yoksunluk beni benden senden etti. Gönlüme sevdiyen kadere bak, aşkımı ömrüme haram etti. Ey sevgilim, ey kaderim, hey bu dünya ümitlerim, duyun beni, duyun beni, beni benden siz çaldınız, şimdi yalnız bıraktınız. Verin beni, verin beni. Ne ömürde neşe, ne gözümde yaş kaldı. Aşkın matemine sarın beni, sarın beni, sarın beni, sarın beni. Gidiyorum. Çekilmez bu kahır, bu rezillik. Konuşacak gücüm de yok Sabahattin'le. Söylerim ben. Sofrayı kurayım, beraber içelim. Benim de canım gündüzden başlamak istiyor bugün. Başımı belaya sokma benim. Yetmedi mi? Akıllanmadın mı? Defol dedim ulan! Doğduğuna pişman edeceğim seni!